Arkadaşlar merhaba. Web sitenizi tasarlamak için üniversite okumanıza gerek yok. Megalonix bizlere bu imkanı Easy Builder sayesinde sunuyor. Çok basit, indirgenmiş bir şekilde sunuyor. Şirketimizin kurucusu Michael Chang, madem böyle bir ürünle piyasaya çıkıyorum, o zaman herkes kendi web sitesini kendisi oluşturabilsin ki daha büyük bir pazar oluşsun düşüncesinde. Kolay kullanım eğitimiyle kendi web sitemizi oluşturmak için tek yapmamız gereken bu videodaki adımları tek tek öğrenmek. Videoya sıfırdan başlayalım. Yani sıfırdan başlayan biri ne yapar? Gördüğünüz domaine tıklar. Bu domainden ECD Website Builder'e tıklar. Buradan siteyi düzenler. Ama ondan önce sıfırdan başlayan biri tema seçmelidir bence. Temayı seçerse her kopyala yapıştır yaparak hızlıca bir web sitesi kurabilir. Son eklenen özellikleri buradan görebilirsiniz. Dilimizi Türkçe yaparsanız daha rahat yaparsınız. Tema seçerek başlayalım. Buradaki temalar gördüğünüz gibi yüzlerce, hatta belki de bin tane yoktur. Yüzlerce tema var. Kendi konu bütünlüğünde bir tane tema seçip başlayabilirsiniz. Ya da başlay bölümden boş bir tema seçersiniz. Ön izleme yapın, sonra kur deyin. Tavsiyemdir. Çünkü ön izleme yapmadan kurmak mantıksız. Tüm her şeyi ön izlemede görebilirsiniz temanın. Burada size tavsiye edebileceğim tek şey, web sitenizi yeni bir tema eklemeden önce sıfırlanacağını unutmayın. Onu kaydedin web sitenizi diyeceğim. Şu an bilmiyorsunuz ama geri dönüşüm oluşturmadan yeni tema seçmeyin. Şu anlık bir tema üzerinden yürümeyi öğrenin. Onları zamanla öğreteceğim. Ve başlayalım. Sıfırdan başlayalım. Öncelikle bir tane yeri seçmek için sol tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi küçültüp büyütebiliyorsunuz. Resmi halledelim. Kopyala yapıştır yaparak bunu çoğaltabilirsiniz. Ya da Ctrl-C, Ctrl-V yaparak istediğimiz kadar şeyi kopyala yapıştır yapabiliriz. İşlemlerimizi hallettikten sonra ya da her yarım saate bir kaydetmenizi tavsiye ederim. İnternet gittiğinde, çünkü web sitenizi sıfırdan yapmak zorunda kalırsınız. Kaydedin, kalsın. Her iş bittikten sonra da yayınla deyip web sitemizi kullanıma, halka arz edeceğiz. Panellere bakalım. Gördüğünüz gibi sayfalar oluşturdum ben burada bir sürü. Siz de buradan yeni sayfa oluştur diyerek sayfa ekleyebilirsiniz. Bu sayfalarda ayarlarına bakalım. Sayfa başlığı yazmamız lazım. Hakkımda yazdım. Sayfa adı bölümü web sitemizin slash'tan sonraki bölümüdür. Orada çıkar ve Türkçe karakter kullanamazsınız burada. Bu sayfada menüden saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kayboldu. Ana sayfa yap. Menü çubuğunu saklayabilirsiniz. Buraya tıklayarak. Ya da arama motoru optimizasyonuyla Google'a insanlar bir şey yazdığında ben çıkayım diyorsanız, mesela İsmet Eroğlu kimdir yazdığınızda ilk benim web sitem çıkar. Bu zamanla Google'da üst sıralara çıkmanızı sağlar. Web sitenizi ilk açtığında hemen yapın ki daha hızlı bir şekilde yukarılara çıkın. Bunu da kelimeye yazın. Virgül boşluk, önce virgül sonra boşluk, sonra bir kelime. Kelimeden kastım cümle öbeği ya da kelime öbeği, ne tabir ederseniz. Virgül boşluk yaparak yapın. Meta tanımı boş bırakmanızı tavsiye ederim. Zaten Google kendi istediğini kabul ediyor. Bunu bu şekilde istediğiniz kadar sayfa oluşturabilirsiniz. Yeni sayfa ekle özelliğini kullanarak sınırsız sayıda sayfa başlığı, sayfa adı oluşturursunuz. Tek yapmanız gereken şey doğrula demek. Burada bir sayfayı diğerinin altına nasıl taşırsınız? Tutun ve sağa sürükleyin sadece. Mesela hakkımda artık ana sayfanın alt sayfası oldu. Bunu farklı yerlerinde altına çekebilirsiniz. Şimdilik burada dursun, göstermek amaçlı. Bakalım. Gördüğünüz gibi hakkımda bunun alt sayfası oldu. Bunu geri düzeltelim. Geri düzeltmek için tek yapmanız gerekiyor. Tutup sola sürüklemek. Şimdi bu menü stilini nasıl düzenleyebiliriz? Gördüğünüz gibi yatay bir şekilde duruyor bende. Arka plan rengini boş. Vurguyu siyah yaptım. Gördüğünüz gibi. Buradan kendi kafamıza göre kendi stilimizi oluşturarak kırmızı,
veya herhangi bir rengi seçerek kendi tasarımımızı yapabiliriz. Biraz uğraşalım bunun üzerinde. Mesela kenarlık rengi yapalım biraz. Bunu arttıralım. Soldan da kırmızı yapalım. Mesela gördüğünüz gibi menümüz şekil alıyor. Ana menüyü şekillendirebiliriz buradan. Sola kaydırabiliriz tekrardan. Yatay veya dikey yapabiliriz. Şimdi geri düzeltelim hepsini. Benim yaptığım bence en ideal, en güzel şekilde duruyordu. Siz de bunları kullanarak kendi menünüzü güzel bir şekilde, göze hitap eden bir şekilde, cafcaflı olmasını tavsiye etmem. Çünkü göze çok batınca insanlar web sitenizden hemen çıkmak istiyorlar. Eski haline alsın. Alt menü özelliğini göstermiştim az önce. Buradan da aynı şekilde renk seçip soldan sağdan kaydırabilirsiniz. Fonu yazı şekline, yazı stiline değiştirebiliriz buradan. Yazı boyutunu da değiştiriyoruz. En ideal, kendi tasarımımıza en ideal menü seçtikten sonra artık tasarlama kısmına geçebiliriz. Şimdi tasarlama kısmında arka plan yükleyerek başlayabiliriz. Başlayalım. Adım adım gidelim. En arkadan öne doğru yapmanızı tavsiye ederim web sitenizi. Daha kolay ve daha etkili olur. Buradan eğer yoksa web sitenize istediğiniz resim yoktur büyük ihtimal. Bilgisayarınızdan yükleyebilirsiniz. Arka plan ile kaydır diyebilirsiniz. Bu özellikleri zaten Türkçe olduğundan çok kolay anlayacaksınız. Fonu düzeltelim. Web sitenize eğer bir yazı ekliyorsanız direkt mesela fon rengini bu şekilde başlasın. Hiç uğraştırmasın. Tüm hepsi aynı renk olsun. Hepsi aynı yazı tipi olsun diyorsanız buradan fonu ayarlayın ilk başta. Sonra sayfalara geçelim. Web sitenizin blog şeklinde olmasını istiyorsanız sayfa şeffaflığını arttırarak başlamalısınız. Benimki blog şeklinde olmadığı için sayfa şeffaflığıyla alakalı bir şey yok bende. Buradan kenarlık boyutu, yukarı, aşağı sayfaları ayarlayın. Ne demek istediğimi web sitenizi kurmaya başladığınızda anlayacaksınız. Boş bir web sitesiyle başladığınızda. Şimdi ekle bölümüyle web sitemize artık bir şeyler ekleyelim. Yazıyı oradan, resimleri buradan. Galeri eklemek istiyorsanız bu özellikten. Mesela ekleyelim. Grid dediğimiz şey küçük küçük resimler. Slide gösterisi resimlerin hareket eden slide şeklinde ekleyelim. Gördüğünüz gibi resimleri düzenle diyerek buradan kendi web sitemizde, kendi bilgisayarımızdan çektiğimiz resimleri tek tek ekleyip açıklamada girebilirsiniz. Ayar kısmına gelip buradan kaç saniyede bir hareket edeceği ne ya da yazının nerede görüneceğini uygula diyerek gösterebilirsiniz. Sayfayı gördüğünüz gibi resmi ölçeklendirebilirsiniz. Tam genişlik, kapalı, slide geçişleri, kaç saniyede bir olsun, sayfa numarası görünsün mü, görünmesin mi? Bunları ayarladıktan sonra bunu web sitemizin herhangi bir yerine koyabiliriz. Tüm sayfaları kopyalayı özelliğini kullanabilirsiniz. Mesela benim web sitemde sağda, sağ alt ve sol altta gördüğünüz hareket eden resimler bu özellikle bu uygulamayla yaptım. Ve tüm sayfalarım da kopyalı. Devam edelim. Öge ekleden. Galerinin hepsini öğrendik. Medyaya geçelim. Direkt. Medyada video, flash ya da SoundCloud'dan müzik çekebilirsiniz. Videoyu eklerken gördüğünüz gibi bir tane örnek video var. Sağ tıklayın, kurulumlayın. YouTube, Vimeo veya Dailymotion'dan çektiğimiz linkleri buraya yapıştırarak web sitemizde video paylaşabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir linki yapıştırın. Örnek olsun diye gösteriyorum. Ön izleme demeyi unutmadan sonra güncellediğin artık web sitenizde o video görünecektir. Benim galerimde videolar kısmında bir sürü video var. Örnek olarak görebilirsiniz.
Flash'ta da aynı şekilde oyunları o şekilde çekersiniz. SoundCloud özelliği de aynı yapacağım şey. Kurulum deyip link yapıştırmamız lazım sadece. Şekiller ve çizgiler özelliğinden kutu ekleyebilirsiniz web sitenize. Ya da stretch bir kutu ekleyebilirsiniz. Mesela benim şurada gördüğünüz mavi stretch bir kutudur. Tamamen sağdan soldan web siteme yapışmış. Çizgi ekleyebilirsiniz. Ya da dikey bir çizgiyi de vertical çizgi line'la ekleyebilirsiniz web sitenize. Sosyal kısmına geçelim. Bunu çok kullanacağınızı düşünüyorum sizin. Facebook yorum kutusu, Facebook beğen kutusu, Facebook beğen butonu, Twitter beğen butonu, Twitter takip butonunu web sitenize buradan tek tıkla eklersiniz. Bir uygulama özelliğine geçelim. Ek hizmetleri sitenize ekle yazıyor gördüğünüz gibi. Buradaki ayrı ayrı 7 özellikle birbirinden güzel özellikler. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Ama şimdi kısaca geçeyim. İletişim formunu oradan, kodu buradan ekliyorsunuz. Google AdSense reklamlarını mesela sağda solda gördüğünüz yerler benim web sitemde kod bununla bu AdSense hesabınızı ilişkilendirmek için bu özelliği kullanıyorsunuz. Web sitenize blog eklemek istiyorsanız mesela bir tane blog göstereyim. Oraya tıklıyorsunuz. Gördüğünüz yer bu blogdur. Web sitenize bir harita eklemek istiyorsanız Google haritaları kullanarak onu kullanıyorsunuz. Mesela iletişim bölümünde bir tane harita göstereyim size örnek olarak. Şişli Mecidiyeköy'ü gösteriyor. Benim mahallemi gösteriyor mesela. Alışveriş sepeti özelliğini kullanabilirsiniz. E-ticaret siteler için tavsiye ederim. Veya dosya paylaşım aracı olarak bir şeyleri indirmelerini istiyorsanız web sitenizden o özelliği kullanabilirsiniz. Son olarak ayarlar kısmına geçelim. Yeni başlıyorsanız eğer size tavsiye edeceğim en önemli şey bu sarı çizgileri açarak başlayın arkadaşlar. Çünkü mobili kurmadığınız için telefondan giren bir insan bu sarı çizgilerin dışında kalan yerleri telefonunda göremez. Görse de karmaşık bir şekilde web siteniz dağılmış bir şekilde görünür. O yüzden eğer mobili kurmayı düşünmüyorsanız sarı çizgilerin içerisine web sitenizi tasarlayın. Tavsiye olarak onu yapabilirim, edebilirim. SEO kurulumu. Burada SEO kurulumu web sitenizin ana sayfasındaki SEO kurulumuyla aynıdır. Arama optimizasyonuyla yani buraya girdiğiniz meta keywordler orada da görünür. Oradan veya buradan web sitenize Google'dan müşteri çekmek istiyorsanız bu kurulumu yapın. Web sitenizi geri yükleme noktası oluşturabilirsiniz. Eskiden yüklediğiniz web sitesini geri aynı özelliklerle çekmek istiyorsanız. Arada bir oluşturun bence internetin çökmesine karşı. Arka plan müziğini buradan ekleyebilirsiniz. Favicon yani küçük resim olarak web sitenize Favicon ekleyebilirsiniz. Web site configuration'dan da Google Analytics hesabı gibi yerleri web sitenize kurabilirsiniz. Web sitemize yeni eklenen özellik canlı chat özelliğiyle de web sitenizi zenginleştirebilirsiniz. Web sitesiyle kurulumla panelle alakalı bu kadar şeylerimiz. Birazcık uygulama yapalım. Mesela resme tıklayalım. Resme tıklayıp resmimize linki buradan ekliyoruz. Bu özelliği çok kullanacaksınız diye göstereyim. Hiperlink ekleden dış web sitemi yoksa iç sayfa mı? İç sayfaysa hangi sayfa? Mesela bu resme tıklayan bir insan nereye gitsin? Galeriye gitsin deyip güncelle diyoruz. Onu tıklayan insanlar bu galeri sayfasına gidecekler. Ya da bu yazıya gelelim şimdi. Bu yazıda da yazıyı seçtik. Gördüğünüz gibi burada link ekle butonu var. Buradan link ekleyerek web sitenizi bu yazıya tıklayan insanların bir yerlere gitmesini sağlayabilirsiniz. Local page web sitenizdeki sayfalardır. Buna tıklayan insanlar nereye gitsin mesela? Fiziksel eylemsizliğe gitsinler ya da URL ekleyerek farklı bir yerden link çekerek oraya gönderebilirsiniz. Farklı bir web sitesine yönlendirebilirsiniz.
Tamam diyoruz. Bu link paylaşım özelliği bence öğrenmeniz gereken en büyük özelliklerden birisi. Bu gördüğünüz Twitter butonu, Facebook, Instagram, bunların hepsi fotoğraf ama link ekleyerek onlara gönderdim. Sizin de yararınız olacağını düşünüyorum. Şimdi tekrardan hatırlatmam gereken şey, uygulama bölümündeki bu 7 özellik ve bu ayarlardaki 6 özellik, totalde 13 özellik, hepsi birbirinden önemli özellikler. Bunlarla ilgili ayrı ayrı ikişer, üçer, beşer dakikalık videolar çekeceğim. Onları izleyerek kendinizi daha da geliştirip güzel bir web sitesi tasarımcısı olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler.